Genelde bize nasıl bulduğumuzu soruyorlar. Koklayarak mı? Hayır. Yazı tura atarak mı? Değil. İşte böyle. Evet. Heyecan yok. Şu parçanın güzelliğine bakmanızı istiyorum. Bu kadar berrak ve şeffaf bir beyaz safir. Evet arkadaşlar. Ne bir kuvars ne de bir kalsit. Bakın. Sizler için yakınlaştırıyorum. Evet, işte tam burada. İşte çok küçük olduğu için işlenmesi çok zor. Ama çok harika bir parça. Aslında mesele sadece taş arayıp bulmak değil. Doğaya çıkmak, doğayı hissetmek, doğanın kokusunu içinize çekmek. Bunların hepsini bir arada yapabilmek işin doğrusu. Tabii ki taş da buna bir bahane oluyor. Sizi doğaya atmak için en büyük sebeplerden bir tanesi bu olabiliyor. Dağlar senin ne karanlık. Ardın var. Boyunun eğmiş derdin. Var aman aman derdin. Var aman aman dumanlı dağlar. Lale sümbülü boyunun eğmiş derdin. Var aman aman derdin. Var aman aman dumanlı dağlar. Gideceğiniz bölge ve gideceğiniz yerler hakkında biraz teknik bilginiz olsa bile bu sizi doğru yere götürmenize faydalı olabiliyor. Ama yola çıktığınız andan itibaren karşınıza ne çıkabileceğini, ne bulabileceğinizi bilmediğiniz için büyük bir heyecan içerisinde büyük yollara ve tehlikeli yerlerden geçip uzun bir yolculuktan sonra istediğiniz hedefe kavuşabiliyorsunuz. Bir yere geldiğimizde eğer orada o şeyin istediğimiz şeyi bulabileceğimizi kanısına varırsak, bunu hissedersek orada durup kalıp çok geniş bir araştırma yaparız. Nasıl yaparız bunu mesela? Yağmur yağmıştır, yer ıslanmıştır, çamur olmuştur. Tabii biz bunu düşünmeden yere eğilip üstümüzün başımızın çamur olmasını hiç de umursamadan aramamızı yaparız. Ne yaparız yani? Daha çok odaklanırız ve daha dikkatli bir şekilde yere yaklaşarak arama yaparız. Oo, patron gelmiş. Hoş Ne arıyorsun geldiniz. ya? Ya dostum, şu halime bak ya. Ama Ben bak, gelince sakladın değil mi taşları? zevk He? alıyorum bak. Şu Benim halime bak. geldiğimi gördün. Şu halime bak. Bak. Şu halime bak. Ama zevk alıyorum bak. Sen böyle taşlar Yok, buldun mu? İşte o kelimeyi bir daha söyle bak. Bu çamur falan etkilemiyor değil mi? Hiç umurumda değil. Vallahi de. Samimi söylüyorum E bak. pantolonun kirlenmemiş birader. Dostum, Sıra mı geldik şimdi? içeri aldım bak. İyi. Şimdi sen böyle taşları hiç buldun mu? Sen böyle taşları hiç buldun mu? Vallahi dostum yalan söylemeyeyim sana. Bir dakika. Bugün bulamadım. Dostum şunu çek, şunu. Oo, safir çok güzel Şuna ya. bak, şuna. Bak. O büyüğü ver. Elinde de sakız var. Gördün mü? Oo, Nasıl? köşeli, çok güzel, köşeli. Şuna bir bak. Bunu da al. Bak. Ne demiş? Çırak ustasını geçmezse sanat ölü kalır. Tamam ustam sensin ama He. seni He. geçmek lazım. Ya baya. Seni geçmem lazım. Allah Çünkü bu Allah. mesleğin ilerlemesi için He. başka çare yok. İyi bakalım hadi. Evet. Yolculuklarımızı genelde gece yaparız. Bunu gece yapmamızın sebebi, yani gece yola gitmemizin sebebi
sürekli taş aradığımız için, gündüz bir yere giderken arabadan inip inip sürekli yolun sağını solunu kontrol ettiğimiz için, gittiğimiz yollar bitmediğinden dolayı biz yolculuklarımızı gece yapmaya karar verdik. Birdenbire bize bir 4 ay vurdu mu? Haber geldi mi 4 ay askeri uzadı diye karlı krizden dolayı. Bilader, yoruldun mu? Uykun geldi mi? Benim mi? He. Yok. Uykun geldiği zaman bana ver de şey yapma, riske atmayalım ya. Şu anda iyi. Sabah şey yapmadan orada oluruz zaten. Araziye geldiğimiz anda her birimiz ayrı noktalara dağılır ve belli bir süre sonra birleştiğimizde bulduğumuz taşları birbirimize gösterip hava atarız. Sizin gibi bu işten anlayan başka birileri varsa sizden önce gidip orayı kapmış olabilirler. Bunun için biraz hızlı hareket etmeniz gerekir. Hatta onlara ani baskınlar da yapabilirsiniz bu durumda. Reis, herkes yerini almış. Ne iş? Gel. Hemen yerinizi almışsınız. Biz hemen ayarlanırken siz aşağı uçmuşsunuz. Hem de var ya. He. Çok mavi, güzel şeyler gördü. Böyle yalnız, canlı canlı bakmamız. Yalnız şöyle göstereyim sana. Tamam mı? Bir dakika. Nerede abi? Tanıtmanın da isterken. Bak. Abi ne ara geldiniz? Ne ara buldunuz siz abi, ya? Abi biz hızlıyız. Biz hızlıyız. Bak 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 bak. Güzel. Harika. Güzel bir taşı bulduğunuzda ve onun içerisindeki ışıltıyı hayranlıkla izlediğinizde sizin bu dünyada bir sahibiniz olduğunu ve bu dünyada yaşamak için bir sebebiniz olduğunu anlıyorsunuz. Yaratıcının kudretini görüyorsunuz. Yani işte o ışıltıyı hissettiğiniz anda ve inanın ki o da sizi duyuyor ve görüyor. Yani bu aslında bir nevi yaratıcıya bir minnet oluyor. Yani ona bir teşekkür oluyor. Yani onun yarattığı eserleri orada yerinde keşfedip elinize alıp ona şöyle baktığınız zaman da, gözleriniz parladığı zaman da belki o parıltı artık bir ibadet olabilir mi diye düşünüyorum. Olabilir diyorum aslında. İşte onun yaratıcılık kudretini gördüğünüzde bu size daha iyi şeyler bulmanızı sağlayabiliyor aslında. Tutsana. Bu parlamıyor. Öbürkünü tut, öbürkünü. Hacı ötekini cebime attım lan. Vallahi bulman lazım hacı lan, ya. Lan nereden bulayım oğlum bunu? Ne olacak ya, bir şey olmadı. Lan cebimde kaç tane taş var lan. Hangi birini bulayım ben ya? Vallahi dur şuradan çıkarayım sana. Nasıl olsa. İşte bak Safir'in ışık geçirgenliği. Fena değil, kesime gelir bu değil mi? Yetiştirdiğiniz elemanlarınız size rakip olabilirler. Hemen usta moduna geçiyorlar tabii ki ister istemez. Siz de onların usta olup olmadıklarını sınamanız gerekir. Bu durumda onları denemek gerekir. Biz de arada bir denemelerimizi yaparız. Bunlar zımpaya taşımıyor. Bu ne lan? Allah Allah. Altın da değil, taş da değil. Ne lan bu?
Allah, bu ne harbiden? Kamera şakası birader. Kamera şakası mı? Sen bana mı hazırladın bu şakayı? Benden kaçmaz ama, biliyorsun değil mi? Demek ki Tevin, ne diyordun sen? Usta çırağı geçer diyordun değil mi? Ne olmuş? Hadi söyle bakayım, söyle. Ama tahmin ettim, altına ya, anladım ben bunu. İşte öyle, bu ne acaba dediğin zaman da bu iş bitti. Tamam. Biraz. Pardon. Tamam, gördün mü şimdi? Sen var ya. Ey yavrum bey. Yalnız bilmek gerekir ki bu işin çok tehlikeli yanları vardır. Sizin attığınız yanlış bir adım hayatınıza mal olabilir. Çok dikkat etmeniz gerekir. Sedat, senin bana verdiğin nerede lan? Şuraya koydum, yuvarlamışsın. Hadi buradaki safirler de yanık çoğu lan. Burada o zaman safiri oluşturacak ısıdan çok daha fazlası geçmiş burada. Hadi onlar şey yapıyor işte. O zaman burada elmas bulmamız lazım bizim. Niye bulamıyoruz? Ölümünün yerini geçmedi. Geçen hafta gitti, bu kadar hiç ölümünü geçmedi. Geçen hafta demirci gitti, hiç bir şey bulamıştı. Demirci? He. Ne ektiniz demirci? Olmaz mı? Dedem evinin altındakiler almış diyordu Sırat. Kim almıştı onu? Herhalde o şey. Ahmet mi? Ahmet aldırmıştı onu. Tuvaleti mi yenilemişler dedin? Ama dedi de birisi dedi ama Ahmet dedik de o değildi ama Ahmet başkasını göndermiş. Başkasını dedi. Göndermiştir. Ahmet gidip de kendisi olmaz mı? Ahmet uyanmasınlar diye. Ya. Ahmet var ya.